Testnet YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün yeni bir ürünü, o ürünün esas sahibiyle, patronuyla, Türkiye'deki ülke müdürüyle tanıyacağız. Yanımda Unitech'in Türkiye Ülke Müdürü Sayın Ercüment Sapmaz var. Hoş geldin abi. Ömer, hoş bulduk kardeşim, ama hani bey demezsen sevinirim. Başlarken bir resmiyetle başlıyoruz. Eyvallah. Ama tabii ki eyvallah. Sektörden çok iyi tanıdığımız ve ürünlerini de keyifle sattığımız, müşterilerimize sunduğumuz bir marka Unitech. Abi öncelikle şunu sorayım. 2020 bitiyor. 2021 başlıyor. Bir cümleli 2020, bir cümleli 2021 hedefleri. 2020 bir kabustu. Tek kelime istiyorsan. İşsel anlamda söylemiyorum. Dünya için, ülke için, herkes için. 2021 benim için umut. Tek kelimeyle. İnşallah. Hope diyorsun. Aynen öyle. 2021 umut diyorsun. Tüm insanlığa, tüm dünyaya, herkese, hepimize öncelikle sağlık diliyorum. Yani 50 yaşındayım. Hayatımda bir salgının ne demek olduğunu ilk kez bu sene gördüm. Tüylerim diken diken hatta bu soruya cevap verirken. Umarım ki 2021'de her şey yoluna girer. Çok hızlı bir iyileşme beklemiyorum en azından bu sağlık konusunda. Ama umuyorum ki kısa sürede atlatacağız. Peki, yeni ürünler çıkıyor bir taraftan. Hızlı da aslında biraz fast fashion bir markaya dönüşüyor Unitech. Yani çok hızlı ürün üreten, değil mi? İhtiyacı karşılamak için. Kesinlikle. Dönüp güzel baktığımızda de. Rekabette aslında Unitech şöyle bir farklılık yaratıyor. Rakiplere baktığımızda genellikle ürün gamları giriş seviyesi, orta seviye ya da ileri seviyede birkaç taneyle sınırlıyken Unitech'e baktığımızda sadece Android L terminalinde herhalde bir 40 küsur modelimiz var. Scanner'da gene bir 40'ın üstünde modelimiz var. Endüstriyel tablette 8'in üstünde modelimiz var. Ve bunlar eskisi gibi değil. Neredeyse her 18 ayda bir yenilenmek zorunda. İşlemciler, case'ler. Dolayısıyla geniş bir ürün ağıyla müşteriye gidiyoruz. Bugünkü ürün, konuşacağımız ürün aslında bizim sektörümüzün ya da işimizin en basic ürünü, en basit ürünü. Kesinlikle. Ama bu ürün seni bunca yıldır bu iş yapan biri olarak heyecanlandırmış. Kesinlikle. O da ilginç. Evet. Bu kadar basic bir ürüne ihtiyaçta, bu kadar ilgi duyuyorum ya da heyecanlandım. Evet, ya da bu kadar basit, basic bir kategoride, bir üründe nasıl fark yaratılabilir? Aslında bunu göreceğiz şimdi. Ürünümüz, sen tanıt istersen. Unitech MS-339 basit bir barkod okuyucu. Basit derken aslında ürünü de aşağılamak ya da indirgemek istemiyorum. Ama demin başladık, 2020 nasıl geçti? 2020 felaket geçti dedim. Niye? Çünkü ciddi bir sağlık sorunu yaşıyoruz. HES kodu diye bir şey hayatımıza girdi. Devlet haklı olarak bizi her gittiğimiz yerde kontrol etmek, hastalarla sağlıklıları bir araya getirmemeye gayret ediyor. Dolayısıyla her bilinçli tüketici gibi aslında HES koduna ve kendi sağlığımıza ve başkasının sağlığına dikkat etmeliyiz. Buradan scanner'a nasıl bağlayacağım? Hani ben de düşünüyorum nasıl bağlayacağımı. Ama temel olarak bugün size göstermek istediğim MS-339 gerçekten beni çok heyecanlandıran bir ürün. Sektöre baktığımız zaman en yüksek okuma çözünürlüğüne sahip, en geniş açılardan okuyabilen bir ürün. Ve bana göre en önemli avantajlarından biri de Türkiye'de uygulanmakta olan HES koduna uyumlu bir cihaz. Herhangi bir tablet, PC ya da aklıma gelen herhangi bir cihaza taktığınız anda devletin belirlediği HES kodu kriterlerinde size data üretebiliyor. Dolayısıyla hepimiz bugün resmi kurumlara girerken ciddi vakit kaybediyoruz. Kuyrukta onlarca dakika bekliyoruz ki haklı olarak operatörler HES kodunu girsin, bizi sorgulasın diye. Bununla 10-15 saniyelik iş 1 saniyenin altında bir süreye geçecek. Ama temel ürünü HES kodu okuması değil aslında. Temel ürün fiyat performans ürünü olması. Benim bugüne kadar hem Unitech cephesinde hem de rekabette bildiğim ürünler içinde en yüksek okuma çözünürlüğüne sahip ürün. En başarılı okuyuculardan bir tanesi diyebilirim. Rakiplere de saygı duyarak bu kelimeyi kullanıyorum. Ama sunduğumuz fiyat, sunduğumuz diğer avantajlar ciddi bir farklılık yaratıyor. Nedir ciddi farklılık? Örneğin biz ürünümüze o kadar güveniyoruz ki kırmadığınız sürece ürünün tüm parçaları 5 yıl boyunca garanti altında. Ve bunlar da herhangi bir tamirata gitmiyoruz. Üründe herhangi bir arıza ya da
problem olması durumunda direkt ürünü getiriyorsunuz, yenisini alıp gidiyorsunuz. Bu tüketici için de geçerli, sizin gibi iş ortağımız için de geçerli, aklınıza gelen herkes için geçerli. 2.2 metre bir kablosu var. Yanlış söyledim, ben seni yanlış bilgilendirdim. 2.4 metre bir kablosu var. Piyasada gene ürünlere baktığımızda genellikle 1.8 metre ile 2 metre arasında kablo boyu görürken bunda 2.4 metre yaklaşık 2 metresi bunun spiral, diğeri de düz olmak üzere 2.4 metrelik bir kablo boyuna sahip. İkinci bir avantajı, ürün 2 metreden düşme dayanımına sahip. Yani cihazı defalarca beton zemine 2 metreden bırakabilirsiniz. Herhangi bir zarar görmeyecek. Genellikle bu tip barkod okuyucularda IP standartları IP42 ya da 44'tür. Bu üründe IP52 ve 54 standartları ayrı ayrı destekleniyor. Bu da işin endüstriyel tarafında kullanıcılara ciddi bir avantaj sağlıyor. Buradan hani fiyatını zikretmiyorum ama rekabete baktığımız zaman dramatik farklı da bir fiyat performans ürünü. Ürünün kendi adına şöyle avantajları var. İkinci bir avantaj, içerisinde çok basitleştirilmiş bir sanal hafıza modülü var. Bu size şunu sağlıyor: etiketinizde bir yırtık varsa, etiketinizde okunamayan bir yer varsa size en doğru sonucu üretmeye gayret ediyor. Dolayısıyla herhangi bir okuyucunun okumaması gereken bir barkodda bu size %99 ihtimalle doğru sonucu çıkartabiliyor. Bu da kullanıcı açısından ciddi bir avantaj. USB, RS232 ya da klavye tümünü seçebiliyorsunuz. Birçok driver'ı var. Özellikle POS uygulamalar için o POS driver'ı da cihazla birlikte ücretsiz sunulan bir özellik. Peki, baştan sorduğumu da tekrar böyle bir tek cümlede cevaplamış olalım. Şimdi birçok barkod okuyabiliyor dedik, değil mi? 1D ve 2D tüm 1D, barkodları 2D okuyabiliyor prensip. Hashcode okuyor, ekrandan okuma yapabiliyor. Onlar son derece kolay, çok hızlı. Eskiden ne kadar zordu, hatırlıyor musun? Aynen öyle. Tekrar telefondayken okuyamıyor, işte yansıma yapıyor filan. Ekranı aydınlatmayı açman gerekiyordu, iyice yaklaştırman gerekiyordu. Şimdi hani son 2-3 senedeki gelişmeler çok enteresan. Kesinlikle. Bu tabii şey de var. Standın da bir stand enteresan tarafı var. Stand güzel bir kutusu. Stand hem masaüstü yeterince ağır. Standa koyduğunuz zaman presentation mod devreye giriyor. Hem de standın bir özelliği de şu şekilde duvara monte edip cihazı duvarda da herhangi bir uygulamada da kullanma mümkün. Scanner hakkında hani bir terminal olmadığı için çok konuşacak bir kelime yok sonuç itibariyle. Peki tamam, o zaman üniteki kenara bırakalım. Markayı da kenara bırakalım. Şimdi birçok müşterimiz var. İnternete girip barkod okuyucu alması lazım. Bugün tanıştık. Trabzon'da bir nalbur genç bir arkadaşımız. Şimdi birçok marka var. Hatta internete böyle bir berrak bir zihinle girsek milyonlarca ürün var. Alternatife ulaşabiliriz. Markalar, öyle markalar var ki yıllardır bu işi yapıyoruz. Bilmediğimiz çok fazla da marka var. Yani daha doğrusu marka demiyorum ama etiket var. Benzer ürünler, birbirine aynısı görüntüler, özellikler. Birisi bir müşterimiz, kullanıcımız barkod okuyucu alacak. Nelere dikkat etmesi lazım? Temelde birkaç tane trik var mı söylemek istediğin? Söyleyeceğim, Unitech'ten bağımsız aslında bir tüketicinin doğru yola gitmesi, parasını doğru harcaması için söyleyeceğim birkaç şey var. Bir tanesi, seçeceği ürünün bana göre mutlaka 2D olması gerekiyor. 1D evet hala devam eden bir teknoloji, uzun uzun yıllarda devam edecek ama 2D barkodlar giderek hayatımıza daha çok girmeye başladı. Gıdayla başladı, ilaçla devam etti, optikle, kitapla ve benzeri şeylerle devam edecek. Dolayısıyla bir de barkod okuyucu aldığı zaman tüketici birçok ürünü aslında okuyamayacak. Oysa 2D aldığı zaman tamamıyla bütün ürünleri çok rahat okutabilecek. Tüm kare kodları, tüm 1D'leri, tüm aklınıza gelen barkod terminolojisini okutabilecek. Dolayısıyla ben tüketiciye bir kere 2D ile başlamasını öneriyorum. Eskiden bunu önermiyordum. Eskiyle bugün arasında ne değişti? Eskiden 1D 1 birim, 2D 8 birimdi. Şimdi 1D barkod okuyucular 1 birim lira ise 2D barkod okuyucular sadece 2
birim lira. Dolayısıyla bu işe yatırım yapacak arkadaşlar o aradaki minör farkı ödeyip 2D ile başlamasını ısrarla öneririm. Bir ikincisi de garanti. Konuştuğumuz ürün son derece ufak bir ürün. Düşmelerde son derece darbe alabilecek bir ürün. Dolayısıyla ürünün barkod okuma performansı kadar sağlamlığı, devamlılığı çok daha önemli. Bu tek başına pahalı bir ürün olmayabilir ama yazar kasada bir işlem yapıyorsanız ve bunun çalışmadığı bir durumda size kaybı aslında cihaz bedelinin çok çok üstünde. Doğru. Dolayısıyla işin devamlılığı açısından garanti ve ürünün sağlamlığı bana göre önemli bir kriter. Unitek olarak biz son 2 yıldan beri tüm barkod okucularda kablosuzlarda, 3 kablolularda 5 yıl garanti standart tüketiciye sunuyoruz. Hiçbir bedel ödemeksizin kullanıcı bu konforu yanında hissedebilir. Şöyle bir ürünü herhangi bir perakende dükkanında kaç sene kullanır müşteri? Kişisel yorumum perakendeden bahsediyorsak minimum 7-8 sene kullanabilir. Çünkü barkod okuyucular el terminalleri gibi teknolojiyle hızlı değişen ürünler değil. Amaç belli. Var olan barkodu okutmak. O nedenle ben Unitek MS339 için söyleyebilirim. Bir perakende mağazası bugün yıl 2020 bu cihazı alırsa zaten 5 yılını biz birebir değişim garantisiyle taahhüt ediyoruz. Herhalde 2030'a kadar Allah ömür verirse rahatlıkla kullanabilir. Ama bir taraftan da hani 15 sene 20 sene kullanmamak için de hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Sadece sebep. Türkiye'de 15 sene 20 sene çok uzun vade. Aynen öyle. 15-20 sene biz bu işi yapar mıyız yani? Biz tersten derken müşteri. Söyleyeyim sana 15 senedir açık olan firma sayısı o kadar az. Aynen. Ya o yüzden aslında cihazda okuyuculara değil de firmalara garanti vermek lazım. Yani 5 yıl. Kesinlikle. Biliyorsun Türkiye'de yeni kurulan firmaların çok büyük bir kısmı ilk 1 yılda. Kalanların da büyük bir kısmı yani %10'dan daha az bir kısmı 10 yıl sonraya kalıyor. Yani bu sadece ekonomi kötü, işte piyasalar kötü, çevre, dünyada, bölgede sıkıntılar var, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var. Sadece ondan da değil. Değil aynen. Biz seninle 10-12 yıla dayanıyor dostluğumuz. 12 yıl önce gittiğimiz beraber müşterilerin çoğu şu anda hayatta değil. O da var. Kartvizitlik vardı eskiden hatırlarsın. Eski böyle kallavi satışçıların kartvizitlikleri vardı. Şimdi o 5 sene önceki bir kartvizitliği açıp hepsini o adamı, arasak o firmayı, o kişiyi bulmak neredeyse mucize. Evet, belki %1'ini hadi firma duruyorsa bile o kişiyi orada bulmak kesinlikle, çok zor. Kesinlikle. Bu da bizim ülkemizin sıcakkanlı, hareketli çok şeyiz yani böyle bir dinamik. Japonları bilirsin yani adam 40 beraber sene aynı firmada çalışmış yani 40 sene, 45 sene ve onun için o kadar normal ki yani bu. Bizde bir firmada 4 yıl çalışıyorsanız zaten çok büyük başarı hani bunu. Çok uzun özgeçmişinize çok büyük bir artı olarak yazıyorsunuz. Evet. Stabil bir adamsın. 4 yıldır bir yerde çalışmışsın. Bu arada 4 yıl demişken belirteyim Unitek'ten 11. yılım bitti. Evet. 12. yıla başladım. Onun da CV'nin bir köşesine yazıldı. En eski ülke müdürü sen misin acaba şu anda? Sanmıyorum. Sağ var mı? Rakiplerde vardır. Tek Türk sen olduğun için sen rekortman sayılabilirsin gerçi. Aynen öyle. Peki ama Unitek'i sevdiğini de aslında çok da belli ediyorsun abi. Yani bu kadar tecrübenin üstünde hani bir barkod okuyucuya yani, ne sen ne ben video çekmeyiz aslında. Bir video çekmeyiz kesinlikle. Dönüp baktığınızda bir barkod okuyucu yaklaşık bir el terminalinin herhalde 10'da biri, 15'te biri. Kârı kadar belki. Yani. Ya da kârı kadar bile değil. Evet Unitek'i seviyorum çünkü gerçekten 11 yıl emek verdiğim bir firma. Ve bir ailem. Tüm çalışanlar, tüm bir de maaşlar euro ile ama da onu hiç vermiyor. Ayrıca konuşalım. O tabii işin 10. hatta 11. şey sırada gelir. Aynen öyle. Dolayısıyla evet Unitek. Ama şaka bir yana hiçbir para içinde insan sevmediği işte uzun duramaz yani. Huzur olmayınca. Kesinlikle. Ya bunu senle hani bu ortamda değil dostça birçok ortamda beraber tartıştık zaten hani. Olay çalışmakta para değil. Önce kişisel tatmin, ikincisi mutluluk, üçüncüsü az stres bol mutlulukla çalışabilmek. Optimum nokta yani. Aynen öyle. Hani seninle Desnet özelinde de çok konuşuyoruz. Bana şey demiştin bir kere. Abi niye Desnet'le çalışması lazım müşteri? Nedir yorumun demiştin. Ben de şey demiştim hatırlarsın hatırlamazsın. Desnet bir aile firması ama ters taraftan müşteri de kendini o ailenin bir bireyi gibi hissediyor demiştim. Ben tedarikçi olarak da çok samimi söylüyorum. Bu ailenin bir bireyi gibi hissediyorum. Bu da hani bunu da bu paylaşımın için söylemiyorum. Eyvallah. Bunu birebir de sana her zaman söylemişimdir.
ki dönüp baktığımızda eğer kamera dükkanı gösterirse Unitek malları herhalde en az oransal. Çünkü en çok onlar satılıyor. Kalmıyor. Buradan da bunu. Kalmıyor statta. Eyvallah. Peki teşekkür ederiz. Rica güzel ederiz. Bir ürün. Özelliklerini ve fiyatını sitemizde bulabilecek müşterilerimiz. Kesinlikle. Evet. Ben ısrarla son bir şey daha söylüyorum. Gerçekten piyasada çok başarılı, çok güzel ürünler var. O konuda çok objektif durmam gerekiyor ama Unitek MS-339 hem fiyat olarak hem performans olarak sanıyorum şu anda kendi segmentasyonunda, hatta rakiplerin üst klas ürünlerinin de tepesinde duran bir ürün. Kullanıcılar eğer denerlerse okuma performansını çok net görebilecekler. Bu arada bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim senin üstünden. Desnet'le ilgili şöyle bir uygulamaya hazırız. Bu ürünü almak isteyen müşteri alabilir. Bir aylık süre içerisinde performansından mutlu olmazsa aldığı şartlarla iade edebilir. Unitek olarak bunu taahhüt ediyoruz. Eyvallah. Biz bunu bütün ürünlerde müşterilerimize sunuyorduk. İlk defa bir üretici de bunun sorumluluğunu üstleniyor. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel sohbet için de ayrıca teşekkürler Ömer. Başka bir barkod okuyucu bu kadar uzun kimse konuşamazdı. İki tane geveze lazımdı bunun için. Kesinlikle. Estağfurullah, öyle bir şey demek istemedim, yanlış anlama. Sen benim büyüğüsün. Evet sevgili dostlar, size ürün tanıtma bahanesiyle eğlendik. Aslında güzel bir sohbet ettik. Ürün tanıtmak bahaneydi. Evet, teşekkür ederiz. Ürünle ilgili bilgileri aşağıda hem videonun altında hem sayfamızda bulabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Diğer tüm ürünler için de 444-7015'ten, desnet.com.tr'den ve web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.